Efendim Kanal Fırat ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bu pazarda sizlerle birlikteyiz. Alper Cevher'le 7. gün programına hoş geldiniz diyoruz. Ve evet bu haftada çok değerli bir konuğum huzurlarınızda olacak. Kuaför Odası Başkanımız Sayın Nizamettin Türkoğlu bizlerle birlikte olacak. Kuaför Odası'nın faaliyetlerini anlatacağız. Yaptıklarını yapacaklarını bizlerle paylaşacak Sayın Başkanımız. Alper Cevher'le 7. güne hoş geldiniz. Başkanım sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyisiniz ederim. Inşallah. Yoğunuz, yoğun bir tempo. Evet, koşturmaya çalışıyoruz, bir şeyler maalesef başarmaya çalışıyoruz. Sizler neler yapıyorsunuz? Özellikle bugün Dünya Engelliler Günü. Tüm engelli kardeşlerimin gününü kutluyorum. Sizin nezdinizde Kanal Fırat ailesine ve çok kıymetli meslektaşlarıma ve Kanal Fırat'ın izleyicilerine de hayırlı akşamlar diliyorum. Hayat aynen devam ediyor. Yine koşuşturma, mücadele. Yani gücümüzün yettiği kadar koşturma ve mücadelelerinde hayatımızı bitirmeye devam ediyoruz. Evet. Bizler de sizin de dediğiniz gibi çok Dünya Engelliler Haftası'nı kutluyorum efendim. Aslında engel zihinde başlar. Aynen. En büyük engel sevgisizliktir. Benim çok fazla dilim varmıyor engelli demeye. Evet. Acaba hangimiz engelliyiz? Sadece bir uzun işlevsiz, işlev görememesi midir? Ya da yüreklerin körelmiş olması mıdır? Evet. Aslında çok fazla engel demek de istemiyorum. Özel bireyler diyelim. Tekrardan kutlu olsun. Evet. Hayatın toplumun bir parçaları evet onlarda. Kıymetli Başkanım, az önce dediğiniz gibi evet koşturuyorsunuz evet oradan oraya, oradan oraya. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci döneminiz miydi başkanım? Üçtü değil mi? Üçüncü dönemimiz. Bayağı da uzun bir süredir kuaförlü odasının. Evet. Yaşlandınız. Saç sakal benim gibi bembeyaz oldu. Gönüllü yapıyorum, isteyerek yapıyorum, mesleğimi severek yapıyorum. Meslektaşlarıma hizmet ederken de büyük bir keyif alıyorum. Ondan dolayı tabii ki hayat sabit yerinde durmuyor. Bugün 10 yılı devirdik Elazığ Berberler ve Kuaför Odası'nın bir başkanı olarak. Tabii ki ister istemez yıpranıyorsun. Çünkü dışarıdan göründüğü gibi değil. Bir sorumluluk var. O sorumluluğu da yerine getiremediğim zaman ben şahsım olarak da üzülüyorum. Yani böyle bir yapımız var ki çok rahat bir yapımız yok bizim. Yani ondan dolayı da mesleğimi de seviyorum. İnan ki hizmet etmeyi de seviyorum. Meslektaşlarımızın gönüllerine girebiliyorsak ne mutlu bize. Ki gönüllerine giriyoruz ki 3 dönemdir bizi seçiyorlar. Ben hepsine de teşekkür etmek istiyorum. Hizmet etmeyi de gerçekten seviyorum ve hoşuma da gidiyor. Evet. 3 dönemdir kuaförleri temsil ediyorsunuz. Evet. Sizin döneminizle mi başladı diyelim ya da bu son dönemlerde, son 10 yıl diyelim biz. Sadece sizin odanız değil, birçok oda, bu her ilde böyle midir bilmiyorum ama çok ciddi bir şekilde bir harekete geçtiler. Evet. Güzel bir birlik, beraberlik söz konusu. Çok ciddi, tatlı bir yarış, rekabet içerisindesiniz. Çok güzel işler yapıyorsunuz başkanım. Bunlardan biraz bahsedelim mi? Aslında yaptıklarınızı programa sığdıramayız anlatmayı evet, ama evet biraz kısaca. Neler yaptık, neler değişti odanızda? Yani şunu söyleyeyim, 2014 yılında ilk seçildiğimiz süreçte hep şunu söylerdim ben. Elazığ'da neden bir eğitim olmuyor? Neden bir motivasyon gecesi olmuyor? Neden meslektaşlarımıza bir değer verilmiyor? Neden meslektaşlarımızın eksikleri gündeme alınmıyor? Neden meslektaşlarımızın istekleri bu şehirde gerçekleşmiyor? Ki siz mutlaka ki takipleyicisiniz, basınsınız. 2014 ve 2023 yılları arasında inan ki Elazığ'da olmayan çok şeyi biz gerçekleştirdik. Mesela hiçbir zaman Elazığ'da bir motivasyon gecesi meslektaşlarımıza yapılmamıştır. Biz bunun sayısını belki unuttuk. Elazığ'da hiçbir zaman meslektaşlarımıza iyi bir eğitmeni getirip de eğitim verilmemiştir. Biz bunu gerçekleştirdik. Ki Elazığ'da hiç olmayan bir şey, güzellik sektör fuarını Elazığ'a getirip Elazığ'daki meslektaşlarımızın huzurlarına ve kendileri rahat gelebileceği güzel bir fuar alanı düzenledik. Bu fuar alanının işlenliği şu, hem meslekten alakalı birikim sahibi oluyorsunuz, hem meslekten alakalı günü boş geçirmedik, her güne ayrı ayrı eğitmenleri getirdik. Artı bu şehrimize 7-8 tane ilden en kötü birer tane, iki tane otobüs meslektaşlarımız geldi. Artı ilimizde stand açan çok değerli firma sahipleri ilimizde 3 gün kaldılar. Biliyorsunuz fuar 3 gün devam etti. Bu şehrimize bir katkı sağladı ki geçen bir oda başkanımızdan biraz muhabbet ettik bu konu hakkında. Ben hatta o gün çok yoğundum. Kendisine ricada bulunmuştum. Başkanım eğer vaktiniz varsa misafirlerimiz Elazığ'ı gezmek istiyor dedim. Onları biraz gezdirirseniz dedim çok çok sevinirim.
Allah kendisine razı olsun. Başkanım dedi, şunu söyleyeyim dedi. İster inan ister inanma dedi. Bir 35-40 kişiye yakın dedi. Bunları aldım dedi. Kapalı çarşıya götürdüm dedi. En kötü ihtimal her biri dedi 1000 TL alışveriş yaptı. Ben dedi gözlerimle gördüm. En kötü 45-50 bin TL dedi. Kapalı çarşıya bir esnafa maddi olarak da bir kazanç sağladılar. Bu gerçekten hem ile faydalı oldu. Hem de bizim odamız olarak, şahsımız olarak da çok mutlu olduk. Güzel geçtiğine inanıyoruz. Ve bu ilk ve son olmayacak. İnşallah bir çalışmasını tekrar yapıyoruz. Yani tahminen Nisan sonu ve hatta Mayıs'ın ilk haftalarında tekrar fuar alanımızda inşallah bir güzellik sektörü fuarı düzenleyeceğiz. Detayında ilimizde inşallah eksik olan meslekten alakalı mücadeleler ve hatta çalışmalarımızı yapıyoruz. Onunla alakalı da 12. ayın 26'sı diyeyim büyük bir ihtimalle tekrar bir eğitimimiz olacak. Yani durmuyoruz, çalışıyoruz. Mesleğimizin eksik olan noktalarında da nokta atışı yapmak için mücadele ediyoruz. Tabii ki her şeyi dört dörtlük dersek yanlış konuşmuş oluruz. Mutlaka eksik taraflarımız var, yapamadıklarımız var, beceremediklerimiz var. Olsun, bunlar çok önemli şeyler değil. Ama şunu diyebilirler, mesela Nizamettin Türkoğlu iyi bir oda başkanı değil. Nizamettin Türkoğlu çok dürüst bir adam değil. Nizamettin Türkoğlu o da çok büyük bir zarar verdi. Bunları demesinler. Diğer işler mutlaka eksik olur, yanlış olur, tamamlayamayabiliriz. İnsanız, bazen onların gördüğünü biz göremeyebiliriz. Hep meslektaşlarıma derim ki, talepleriniz neyse bize o şekil gelin. Biz de o şekil gücümüzün yettiği kadar sizden yanınızda duralım. Gücümüzün yettiği kadar da eksik olan noktalarda size yardımcı olalım. Yani şimdi az önce dediğiniz gibi, beni kötülemesinler, benle alakalı hani iyi bir oda başkanı demesinler. Gerçi çok önemli değil. Evet. Küçük ayrıntılar ama şöyle bir durum söz konusu. İyi, biz dışarıdan halk olarak sizin ne kadar iyi bir oda başkanı olduğunuzu hani bilemeyiz. En iyi oda üyeleriniz bunu görür, gözlemler. Evet. Zaten iyi bir oda başkanı olmazsanız 3 dönemdir, 3. dönemdir sizi zaten seçmezler, oy vermezler. Evet. Evet. Bununla alakalı bence hiçbir soru işareti yok diye düşünüyorum. Eyvallah, çok teşekkür evet. ederim. Aslında biz kendimizi böyle çok zeki görüyoruz. Bir oda başkanı olarak her şeyi biliyoruzmuş, bir modu veriyoruz kendimize. Aslında bizi seçenler bizim bir öğretmenimizdir. Yani 4 yılda bir seçimimiz oluyor. 4 yılda seni gözetliyor zaten esnaf. Yani esnaf senin duruşuna bakıyor. Gerçekten bizim için mücadele ediyor mu, etmiyor mu ona bakıyor. Yani ondan dolayı da karşılığını mutlaka seçimde bir not karnesi gibi verdiğini düşünüyorum. Yani ben Allah'a şükür bugüne kadar gücümün yettiği kadar doğru oldum. Hiçbir zaman yalan konuşmadım. Yapamadıklarımı yaptım demedim. Yani üyenin gözlerine bakarak da işte efendim bunu halledeceğim, şunu edeceğim. Önce bir düşünürüm. Gerçekten yapabiliyorsak mücadele eder, çözmek için mücadele ederiz. Ama gücüm gerçekten yetmiyor. Bir kanun merceği değiliz biliyorsun. Talep merceğiyiz. Yani biz de devlet büyüklerimize, vekillerimize, belediye başkanımıza, il başkanlarımıza sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Çözüm noktasına çözüm bulacak tabii ki ilimizin siyasetçileridir. Yani ilimizde büyük bir sıkıntı var mı? Çok büyük bir sıkıntı olduğunu ben görmüyorum. Gerçekten meslektaşlarım da yani hem mesleğini severek yapıyorlar hem de gücün yettiği kadar daha çok dikkat ediyorlar. Biz de gücümüzün yettiği kadar da yanlarında durmak için mücadele ediyoruz. Evet. Şimdi başkanım özellikle moral motivasyondan, çeşitli fuar etkinlik yaptığınızdan bahsettiniz. Evet. Daha böyle bunlar hani sosyal anlamda etkinlik olarak kabul edebiliriz. Evet. Odanızdaki kuaförlerin talepleri, kuaförlerin mesela şu anda işte malum her şey zam geliyor. Evet. Şu anki tarifeler sizin esnafınız tarafından yeterli görülüyor mu? Belirlemiş olduğunuz tarifeler bu tarifelere uyuluyor mu? Şunu söyleyeyim, yani vatandaş da tepki gösteriyor. Bazen beni arıyorlar, işte başkanım filan yere gittik, saçımızı boyadık, bizden bu kadar aldı. Filan erkek berberine gittim, tıraş oldum, benden bu kadar aldı. Efendim güzellik sektörüne gittim, benden şunu şunu aldı diyor da vatandaş kendince haklı mı? Evet haklı. Ama bir esnafla yer değiştirmelerini talep ediyorum ben. Yani hiçbir esnaf dükkandaki müşterisini kaybetmek için mücadele etmez. Bu kesin ve nettir. Ama biz şöyle diyeyim, bir erkek kuaförlerinden başlayayım. Bir cileti 10-15 lira alırken bugün bir cilet 250-300 TL oldu. Yani bir tıraş sabununu 30-40 milyonu alırken onlar 250-300 milyon oldu. Bugün bir kiramız 501 TL iken en kötü kira 3,5-4 lira oldu. Bugün Bağkur'umuz 1 milyarken 4,5 milyar oldu. Bugün efendime söyleyeyim elektriğimiz 150-200 milyon gelirken 1,5-2 milyar gelmeye başladı.
Yaz sezonunda klimalardan dolayı daha çok yüksek gelmeye başladı. Diğer tarafa dönüyorsun. Yani bu doğal gazıdır, suyudur. Yani gidere baktığın zaman berberin belki diyorlar ki ne gideri var? Bir makası, bir tarağı diyor. Ama işin neticesinde bu esnaf her ay 4.200 işte 4 nizami ödeyenler 3.900, nizami ödemeyenler 4.200 bakır ödüyor mu? Ödüyor. İş olsun olmasın lamba yanıyor mu? Yanıyor. Yani bunlar sabit gider. Kira işliyor mu? İşliyor. Eleman. Ben ya elemana belki biz meslektaş olarak çok böyle aylıkla çalıştırmıyoruz. Çünkü meslektaşlarımızın %90'ı diyebilirim ki erkek kuaförlerine %50 çalışırlar. Yani kelle başı diyelim koltuk ki başı. Koltuk başı diyoruz biz. Günde kaç kişi tıraş etti? Atıyorum 10 kişi. Kaç lira aldı? 500 milyon. 500 TL'yi yarısını ustasına verir, yarısını kendi cebine koyar. Yani o artık dükkanın dengesini gerçekten çevirmiyor. Yani bugün siz de çok iyi bilirsiniz ki 2020 yılındaki deprem, ondan önceki ara sokaklardaki dükkanların %90'ı depo olarak kullanılıyordu. Yani diyordu ki yılda bana 1000 TL ver git depo olarak kullan diyordu. Ondan sonra ne oldu efendim? Ya Allah'tan geldi bir felaket. İlimizde kötü bir süreç geçirdik. Yani o zaman o ara sokaktakileri dükkanların en kötü kiraları yıllık 1000 TL dedikleri kiraya aylık 2000, 3000 TL kira istemeye başladılar. Çünkü esnafın dükkanı yıkıldığı zaman ister istemez tutmak zorunda kaldı. Yani ondan dolayı esnaf ayakta gerçekten zor zor duruyor. Ben kendi esnafım adına konuşayım. Yani öyle esnafımız vardı ki günde 3-4 kişiyle dükkan kapatıyor. 3-4 kişiyle dükkanı kapatan bir meslektaşımız evinin kirasını versin, dükkan kirasını versin, bakur mu ödesin, evinin geçimini yapsın. Gerçekten artık paranın da bir değeri kalmadı. Yani 3 yıl önce bir saç sakala 30-40-50 TL alırken inan ki daha çok para kazanıyorduk. Şu anda Elazığ'da en ucuz tıraş eden meslektaşlarımız 100-120 TL arası. Geri kalan 150-200, tabii daha üstünde çalışan meslektaşlarımız da var. Çok yeterli mi? Bence çok yeterli değil. Bayan kuaförlerine gelelim. Gider aynı, ortak, değişen hiçbir şey yok. Yani işin neticesinde bir boyayı ben çok iyi hatırlarım ki 1 TL verdiklerini biliyorum. 1 TL. Yani bunu bahsettiğim 6-7 yıl önce 1 TL bir boya veriyorlardı. O zaman 1 TL aldığı boyada 30-40 milyona saç boyuyorlardı. Şu anda en kötü boya 150-200 TL. Yani onun açıcısıdır, onun bilmem neyidir, şuydu bu derken en kötü ihtimal bir bayanın saçıyla 5-6 saat uğraşıyorsun. Gerçekten uğraşıyorsun. Yani ondan sonra o hakkını veriyorsa vatandaş da hakkını versin. Yani bu adam, bu hanımefendi, bu beyefendi buraya kira veriyor. İşte buranın da bir gideri var. Esnafın ayakta durabilmesi için her gün tıraşa giden kaç tane vatandaş var? Her gün bakıma giden kaç tane hanımefendi var? Maalesef her gün gidilecek bir yer değil. Yani sen ayda bir defa gidip de sürekli berberini değişmiyorsun, kuaförünü değişmiyorsun, güzellik sektörüne gittiğin güzellik sektörünü değişmiyorsun. Yani onu biraz da korumak lazım aslında. Yani orada adam senden 10 lira veyahut da 5 lira veyahut da 20 TL eksik veyahut da fazla aldı. Ya bu çok büyük bir rakamlar değil. Yani sen gidiyorsun bir manava 300-400 TL ile gidip de manavdan poşetlerle eve gidiyordun. Şimdi 300 TL ile alacağın 3-4 malzeme zor alıyorsun. E bu da harcıyor. Bunun ailesi var. Ya bu da bir ev geçindiriyor. Yani biz bazen böyle zam yapınca diyorlar ki ya ne yaptınız? Ya ne yapmışız arkadaşım? Ya şu anda 100 TL Allah için ya 150 TL ne geliyor abi? 3 kişiyle git bir yerde otur. Ya yemek yemiyorsun, çay içemiyorsun. Şimdi şöyle bir durum da var. Hani ya ben ucuza hizmet vereyim de daha çok müşteri alayım, daha çok kazanayım. Öyle, kuaförlükte öyle bir şey de yok. Niye? Adam koltuğa oturdu mu hani böyle bir hizmet, ilgilenmesi, oradan mutlu ayrılmak istiyor. En az ona bir saat ayırması lazım. Erkek kuaföründen bahsediyorum. Evet. Hani ben hızlı hızlı tıraş edeyim de yollayayım da bir diğerini alayım. İşte günde 10 değil 15 tane müşteri alayım, daha çok kazanayım. Öyle bir şey de yok. Yani erkekler kuaföre gittiğinde en az bir saat işte ilgilenilsin, saçım yıkansın, güzel kesilsin vesaire vesaire. Hani onu kuaför, usta direkt hani 5 dakikada tıraş edeyim, yollayayım, bir başkasını alayım. Öyle bir şey de yapamaz. Evet. Sabittir dediğiniz gibi 8-10 tane günde tıraş edebilir. Yani onun da dengesini zor döndürüyor. Yani artık böyle ben çok para biriktiririm. Efendime söyleyeyim ben işte ileri tarihte çocuğuma işte şuna buna iyi bir hayat sunarım. Yok öyle bir dünya yok gerçekten şu anda yok. Şöyle hemen bu konu devamı olarak şunu sorayım. Diğer konulara geçeceğim başkanım. Sizin sektörde yavaş yavaş ölüyor mu? Çünkü hani alttan bir çırak yeni bir nesil yetişiyor mu? Yoksa? Bizim meslek aslında ölmüyor. Bizim meslek gitgide daha çok gençleşiyor. Ama maalesef altyapıda yetişecek eleman yok. Onu da ben hep konuşmamda şöyle ifade ediyorum.
Yani herkes okuyacak diye bir kayda yok. Herkes okusun tabii ki. Ben buna karşı değilim. Yani okurken de en azından bir meslek sahibi de olsunlar. Yani eskiden biz mesela okula giderken yazın veyahut da boş vakitlerde de kuaförlük veyahut da diğer mesleklere gidiyoruz. Bu sadece berber ve kuaför değil. Türkiye genelinde bütün sanatkarların eleman eksikliği var. Sıkıntı şu. Yani Avrupa'ya özeniyoruz. Ben hep söylerim yani Avrupa'da biliyorum ki dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Bazen muhabbet ediyoruz, bazen onlarla görüşüyoruz. Diyorlar ki burada ilkokul işte ortaokul lise arasında öğrenciler neye çok meyilliyse o şekilde bir yönlendirme yapıyorlar. Yani bu çocukta gerçekten neye heves var, neye el yeteneği var, neye çok seviyor. O şekil daha çok yönlendirme oluyor. Ondan dolayı bizim ülkede maalesef öyle bir yönlendirme olmadığı için gitgide eleman eksikliği daha çok çoğalıyor. Ama Allah'a hamdolsun bazen ben okula gidiyorum, pazar çırağı eğitimine gidiyorum. En çok öğrencisi olan yine berber, kuaför ve güzellik sektörü. Ki okul müdürümüz de hep diyor, okulu ayakta tutacak tek bir meslek berber, kuaför ve güzellik sektörü. Bu gidişattan baktığım zaman Elazığ'da komple meslektaşlarımı söyleyeyim, 900'de bunun 500'ü tek çalışır. Yani bayan kuaförü de tek çalışıyor, erkek berberi de tek çalışıyor, güzellik sektöründe de tek çalışıyor. Yani eleman eksikliği var. Neden oluyor bu? Onu da söyleyeyim. Çünkü bakıyor ki berberlik ve kuaför, güzellik sektörü insanı büyük bir kazanç elde etmediği için ister istemez ailelere çocuğunu göndermiyor. Eskiden bizler, bizim dönemimizi söyleyeyim, büyüklerimiz götürürken dedi ki bunu sana veriyoruz. Yani eti senin, özür diliyorum, kemiği bizim derlerdi. Efendim biz orada işte ustamız bize para vermiş, haftalık vermiş, vermemiş. Hayatta öyle bir muhabbet yoktu. Şu anda bakıyorum. Efendim işte çocuk geliyor işte diyor ben diyor çocuğumu berberde kuaförde çalıştırmak istiyorum. Biz de yardımcı oluyoruz gücümüzün yettiği kadar. Efendim diyor ki buna günlük ne verecekler? Yani bu şekil olursa ister istemez yani o da mesleği isteyerek yapmaz. Çünkü gözü meslekte değil daha çok maddiyatta olacak. Ondan dolayı halka da işte vatandaşlara da sesleniyorum. Yani sizin çocuğunuz önce mesleği öğrensin parayı sonra kazanır zaten. Yani önce bir usta olacaksın. Sonra hakkını zaten usta da verir. Sen gittin her yerde de o hakkı kazanırsın. Ama başkanım şöyle değil mi? Çok çok doğru. Bu klasik bir söylem. Muhakkak doğru da az önce hayat pahalılığından bahsettiniz. Evet. Belki o çocuğun kazanacağı günlük 50 lira, 100 lira neydi? Evet. Ya her neyse. Belki ailenin ekonomisine bir katkı sağlayacaktır. Şunu söylüyorum zaten Alper Bey. Şu anda bizim meslek dalında gidecek hiçbir çocuğa para verilmiyor anlamında değil. Ben o anlamda ifade etmedim. Hani dediniz ya mutlaka ilk sorulan kötü, soru çocuğa ne vereceksiniz? En kötü bugün bir çırağa 100 TL para verilir. 6 gün çalışıyoruz, 600 TL eder. Bunun en kötü ihtimali, en kötü yani 40-50, 100 arasında bahşiş aldığı zaman o çocuk kendi dengesini döndürür. Zaten bir aile de 14-15 yaşındaki çocuğu gönderip de git benim evime geçindir diye bir cümle kullanmaz diye düşünüyorum. Yani 14-15 yaşındaki istisnalar kaideyi bozmaz. Bunlar hepsi evi geçindirmiyorlar ki. Yani bak, önce mesleği öğrenmek lazım. Önce balık tutmayı öğreneceğiz. Daha balık yemeği değil. Tamam. Önce balık tutmayı öğreneceğiz. Sonra balık yemeği öğreneceğiz. Biz başkanım, önce diyoruz ki biz balık tutmayı öğrenmeyelim. Direkt balık yiyelim. Evet. Peki başkan bu güzellik salonlarının böyle derler ya yani bir tabirle mantar gibi türemesi konusunda ne evet diyeceksiniz? Yani maalesef her tarafta bir güzellik merkezi. İşsizlik oranı çoğaldığı için ister istemez insanlar en kısa yoldan ekmek parası kazanma derdine düşüyor. Güzellik sektörü biliyorsunuz Türkiye genelinde büyük bir sıkıntı var. Mutlaka ki duymuşsunuzdur. Yani insanlar göründüğü gibi değil aslında meslek. Yani böyle 3-5 kişi görüyorsun işte popüler diyorsun ona ne güzel para kazanıyor ama işin içine girdiğin zaman gerçekten öyle değil. Bak bunu samimi yürekten söylüyorum. Meslektaşımı korumak amaçlı söylemiyorum. Yani bunun önüne ben mi geçeceğim? Asla geçemem. Ki benim öyle bir hakkım da yok zaten. Yani ülkede işsizlik oranı yükseldikçe ister istemez insanlar ya güzellik sektörüne atınıyor, bir an önce atılabiliyor veyahut da diğer mesleklere atınıyor. Yani maalesef bunun önüne geçilecek mi? Bence geçilecek gibi. Şu anki Türkiye'deki sistem o. Yani biraz daha böyle rahat olacak gibi düşünmüyorum ben. Çünkü gitgide sıkıştıracaklar ve zorlaştıracaklar. Öyle de olması lazım. Bence de yani. Çünkü özellikle güzellik merkezleri hanımefendiler çalıştırıyor genellikle. Evet. Bir sürü masraf yapılıyor. Belki bileziğini, belki arabasını satıyor. Evet. Güzellik merkezi açıyor. İşler iyi gitmeyince de bu defa da çok nahoş şeyler olabilir, ortaya evet çıkabilir. Biraz daha böyle
kuralı kaidesi olan biraz da disiplinli bir şekilde o belge verilirse, hak eden o işi yaparsa, sanatı, sepeti öğrenirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Zaten Alper Bey, özür diliyorum da ben mesela bazen ilimizde özel olan okullar var, siz de biliyorsunuz. Onlar öğrenci yetiştirdikleri zaman, evet, beni de davet ediyorlar, ben de gidiyorum. Gittiğim zaman konuştuğum cümle şu: yani mutlaka ben de isterim dükkan açmanızı, yani rahat bir hayat yaşamanızı. Ama ne olursa olsun önce bir işi bilerek yapmak lazım. Yani bilmediğiniz bir işe atıldığınız zaman şoka uğrarsınız. Siz burada 6 ay, 7 ay neyse bu süreçte bu belgeyi alıyorsunuz. Evet, kanunen dükkan açabiliyorsunuz. Ama önemli olan ehliyet değil, aracı kullanabilmek. Yani aracı kullanamıyorsan ehliyetin olup olmadığı senin için bir şey değiştirmez. Ama ben güzel bir araba kullanıyorsam tabii ki ehliyetim de olacak. Önce bence mesleği bilmek, mesleği iyi bilmek, yani iyi bir sanatkar olmak. Yani çünkü sen yarın dükkan açtığın zaman güzellik sektöründe duyuyoruz işte efendim, yüzü yandı, kaşı yandı, kipri yandı vesaire, bir sürü şeyler duyuyoruz. Bunlar neden geliyor? İşi bilmemezlikten geliyor. Ama ben de diyorum ki bu mesleğe girmeden önce bir iyi bir üstadın yanına gidin. Ya bir yıl ya bir yıl bir eğitim alın, bir yıl bir çalışın, yani hayatı görün, müşteriyi görün, nasıl oluyor, nasıl olmuyor, ondan sonra dükkan açın. Sözümüz para ediyor mu? Valla inan ki %10'una para ediyor, %90'ına etmiyor. Çünkü bakıyorsun 3 gün 5 gün sonra bir yerde bir dükkan açmış. 3-5 gün sonra diyor ki ya başkanım işler olmuyor, ben burayı devredeceğim. Ve biz sana başta söyledik. Yani önce mesleği bilmek lazım. Ben şimdi tıraş etmeyi bilmiyorum ama çok çok kaliteli makaslarım var. Çok çok kaliteli makinelerim var. İşe yaramıyor ki. Senin mesleği bilmen lazım. Bunu bilin, tabii ki dükkan açın. Maalesef bu sadece Elazığ değil, Türkiye genelinde güzellik sektörü gitgide çoğalıyor. Ama şu bir iki aydır benim böyle takiplediğim, gözetlediğim, Türkiye genelinde bizim bir grubumuz var. Yani öyle artık eskisi gibi güzellik sektörüne girmek bence çok kolay olmayacak. Bence hayırlısı o. Amin. Başkanım, siz bir KOSGEB'le alakalı esnafa evet, krediler verilecekti. Evet. Bununla alakalı isterseniz biraz konuşalım. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Kimler alabilir bu KOSGEB kredisini? O konuda inan ki çok çok dertliyim. Niye dertliyim onu söyleyeyim. Biliyorsunuz Maraş depremi 11 ili zarar verdi. 4 il hariç o 4 olan ilde hiçbir şart yok. Hiçbir şart yok diyor. Bütün esnaf müracaat edebilir. Ama geri kalan 11'den 4 çıkarsanız 7 mi? 7 il şartlı. Şimdi ben kendi esnafım üzerine konuşayım. Tabii ki diğer esnaflar ne yaptı, ne etti ben bilmiyorum. 75 milyar 2022 yılında ciro istiyorlar. 75 bin TL'yi hiçbir esnaf, basit usulü olan bir esnaf bunu maliye bayan etmemiştir. Niye etmemiştir onu da söyleyeyim. Çünkü devletimiz basit usulü olan hiçbir esnaftan vergi almıyor. Muaf 3-4 yıldır. Muaf olduğu için esnaf da diyor ya ben bu kağıdı kessem ne olur, kesmesem ne olur. İster istemez günde 100 TL desek 365 gün pazarları çık 300 günde ne yapar efendim? 30 bin lira mı yapar? 30 bin TL yapar. 30 bin TL yetersiz. Biz geçen sağ olsun birlik başkanımızın öncülüğünde KOSGEB başkanımızdan bir toplantı yaptık biz. Ben orada şöyle bir ifadede bulundum. Sayın başkanım dedim. Bunu kalbime ve yürekle söylüyorum. Mutlaka ki diğer şehirler kadar büyük bir hasar görmedik ama geçmişine baktığın zaman 2020'de en büyük zararı Elazığ gördü. Arkasında bir pandemi süreci devam etti. İster istemez bu şehir de onlar kadar zarar gördü. İstediğimiz şu, yani bu 75 bin TL'yi kaldırın. Dönüp dedi ki başkanım dedi, yarın dedi KOSGEB başkanımız gelecek. İstersen toplantıya katılın. Ben toplantıya gidemedim. Giden arkadaşlarımız sağ olsun söylemişler. Başkan demiş ki ben bunu kaldıramam. Diğer tarafta dün müydü, evvelsi gündü Sayın Milletvekilimiz Mahmut Rıdvan Nazırlı odaya ziyarete geldi. Orada kendisine de ifadede bulundum. Yani Elazığ'daki esnaflara bu konuda lütfen destek verilsin. Dönüp dedi ki söz dedi ben Ankara'ya gidince dedi görüşeceğim dedi başkanla. Yani burada ben menfaatim olarak Allah şahittir talep etmedim. Ki hadi Elazığ de ki sınırı getirin. Şöyle bir sınır da getirebilirdiniz.
Yani dönüp diyebiliriz ki Elazığ'daki esnaflara 100 TL vereceğiz. Bu esnafın gönlünü almaktı. Dükkanı yıkılan, gerçekten hasardan, dükkanına hiç tek malzeme çıkaramayan bir sürü esnaf var. Benim şahsen 43 tane esnafım. Bari bunları gündeme alın. Ya bari bunlara yardım edin. Yani efendim Elazığ'da şunda hasar olmayan bir iş yeri var mı abi? Yok gibi. Çok az. Peki şuna da ben çok tepki gösterdim zamanında. 5 katlı bina. 5 katlı binanın ev taşımasına kadar devlet destek verdi. Peki binanın altındaki esnafa o zaman da destek verilmedi. Ya niye verilmedi? Ya bu adamın dükkanı yıkıldı. Bu adam dükkanı taşıdı. Tabii ki eve ver. Ben ona karşı değilim. Ama esnafa da ver. O da o binada. Ya da o da aynı binada yaşıyor. Yani esnafa da farklı imtiyazlar sağlandı biraz ama yeterli mi? Yani hayır hayır. O tartışılır. Şimdi tekrar ifade ediyorum ha ben. Mesela diyorum ki Elazığ'da bana vermesin kardeşim. Yine söylüyorum ya. Ama dükkanı yıkılan esnafa verilsin. Ya verilsin, ben bunu vekilime de söyledim. Ben bunu KOSGEB il müdürüme de söyledim. Yani yazık, günah, gerçekten yazık. Mesela esnafın bir derdi daha var. EYT. Efendim adam diyor ki ben işte diyor bu tarihte girmişim diyor. İşte bu diyor niye bize emekli etmiyorlar? Ya bu da yanlış bir sistem. Ya gerçekten yanlış. Yani sen tuttun bu ülkede 42 yaşındaki insanları emekli ettin. E diyen hakkı ne? Bir günden kaybeden arkadaşlarımız var ya. Yani SSK ile Bağkur'u Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ben birleştirdim 2008 yılında, çok iyi hatırlıyorum. Ama neyi birleştirdiniz? Tabelaları birleştirdiniz. İştenlik yine aynı. Gidiyorsun SSK binasına, Bağkur burada, SSK burada. Yani işveren 9000 günden emekli oluyor. Yanındaki çalışan personel 5500 günden emekli oluyor. Yazık, günah değil mi ya? Bu adaletsizlik olur mu? Yani adamın 7200 günü var. Efendim bunlara işte Sayın Cumhurbaşkanı bir söz verdi. Kademeli getireceğim dedi. Bu çıkacak torbada var mı yok mu tam bilmiyorum ama yani ben şöyle bir şey de talep ediyorum. Yine de söylüyorum. Yani 42 yaşındaki insanların emekli olacağına bence 50-52 yaşındakiler daha emekli olsa bence daha doğru olurdu. Yani o sizin şu, biz bu konulara hani ne kadar vakıfız bilmiyorum. Devletin bir planlaması, bir bütçesi söz konusu. O bahsettiğiniz 42 yaşındaki emeklilik aslında yaklaşık bir 25 sene önceki olan bir mevzu. Yok, şu anda doldular EYT'den. 42 yaşında. Tabii. Yani bu 42 yaşında emekli olanı ben biliyorum. Günü de olmuştur. EYT'den olmuştur. Ama evet. Yani devletimize de yazık. Yani onun en azından emekli ederdin, sağlıktan muaf ederdin, sağlıktan faydalanırdı. Ya bu ülke bizim ülkemiz. Yani evet. Ben bireysel şahsım olarak olaya baktığım zaman belki hoşuma gider ama bu ülkede benden sonra benim ailem, benim sülalem, benim çocuklarım, benim vatandaşım yaşayacak. Ya bu sıkıntıyı bizden dolayı onlar çekmesin. Evet. KOSGEB'de 75 bin şartı var dediniz. Evet. 7 il için. Başka var mı bir sıkıntı? Tek sıkıntı o. O kalkarsa, yani esnaf faydalanabilecek. Yani o sıkıntı kalkarsa, inan ki yani esnafların çoğu buna müracaat edecek. Ne zaten veriyorlardı başkanım? Kalkmayacak. Yani en son 2 gün önce Sayın Vekilimizden de görüştük. Hatta dedi ki bana WhatsApp'tan yazın. Sayın Vekilime de bilgi verdik. İnşallah Sayın Vekilim Ankara'ya gidince bu işi çözer. Çözdüğü zaman da en azından esnaf bu işten faydalanır. Yani bütün vekillerimizin aslında tek bir yürek, tek bir ses olması lazım bu anlamda. Evet. İnşallah esnaf için hayırlı olan çıkar. İnşallah. Ne kadar veriyorlar başkanım? 75 bin. Yani benim bildiğim kadarıyla 250 binden 600 bine kadar verecekler. Yani onun artık neye göre değerlendirecekler onu da bilmiyorum. Yanında çalışan sayısı vesaire vesaire. İşte onu tam net olarak bilmiyorum ama 250 binden 600-650 milyara kadar ödeyecekler. Artık onun işlenliği nedir, neye göre yapacaklar, yani o dükkandaki hasara göre bakacaklar, işte onu da artık değerlendirecekler. Geri ödemeli değil mi? Bir yıl ödemiyorsun. Ertelemeli. Bir yıl sonra bir yıl içinde ödüyorsun. Bir yıl sonra? Tabii 3 mü 4 taksite bölüyorlar, o şekilde ödüyorsun. Peki başkanım, isterseniz 8 Aralık'ta sizler program başında bir dile getirdiniz ama biraz daha böyle içeriğini konuşalım isterseniz. Evet. Hep gülüyoruz. Urfa sıra geceleri mi gelecekti? Sizin yapacağınız 8 Aralık'taki moral motivasyon gecesi. Biz buna sürpriz desek. Sürpriz yani, diyor. İsterseniz açıklayalım. Yok yok, bence bir sürpriz yapalım. Esnaflarımız da merak ediyordur. Ben hiç açıklamadım kimin geleceğini. Ondan dolayı sürpriz diyelim. Niye Urfa sıra geceleri geçmişe dönük bir hatıra mıdır? Niye öyle anılıyor? Milletin hafızasında öyle var. Ya şöyle söyleyeyim ben.
2021'in Aralık ayında, yani şu işin aslı şu Alper Bey. Ben oda olarak sadece üyelerime hizmet etmek için varım. Evet. Ben ne şahsı kendi cebimden ne de odamın kendi kasasından bu tür işlere bir TL ödemiyorum. Açık ve net konuşuyorum. Bana sağ olsun çok kıymetli bir dostum var benim. Firma ismi veremiyoruz. Ahmet Bey diye çok sevdiğim bir dostum. Geçen öyle 2021 yılında da aynı jesti bize yapmıştı ve tekrar da bu jesti bize yapıyor. Diyor ki ben seni seviyorum, senin kişiliğini de seviyorum diyor. Sana diyor bir gece yapayım diyor. Ben de bu fırsatı değerlendiriyorum. Yok demem yani. Yani benden hiç çıkan hiçbir şey yok. Yani ben kendi cebimden, odamın kasasından veyahut da kimseden hiçbir şey çıkmıyor. Ama diyor ki işte ben anlaşmış olduğum bir ekip var diyor. Sanatçı var diyor. Ben bu ekibi Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Yani burada dönüp de hayır ben bunu istemiyorum deme hakkına da sahip değilsin. Ondan dolayı şöyle bir şey, size bir hediye verilmişse ya ben bunu istemiyorum, şu hediyeyi işte bu çok isterim demek olmaz. Değil. Yani biri olmaz. Sana bir hediye getirmiş dediğin gibi çok mantıklı, masaya bırakmış, bunu al götür ben bunu istemiyorum deme hakkına da sahip değiliz. 8 Aralık'ta inşallah kendi meslektaşlarımıza bir motivasyon gecesi düzenleyeceğiz. Halk gelemiyor. Ya meslektaş ve aileleri. Tabii, meslektaşlarımız ve aile. Zaten halka açık yaparsan benim meslektaşım da orada oturamaz. Ve altına yani, kalkılamaz. Yok, dibinden de çıkamayız. Yani salonda yetersiz kalır. Yani tabii ki isterim ki halk, vatandaş tabii ki gelsin de. Ama velakin bu kuaförlere özel bir gece. Biz bir aile gibi görüyoruz. Yani ondan dolayı düğünün herkesi çağırmıyorsun. Elazığ'ın hepsini davet etmiyorsun. O şekilde düşünmek lazım. Yani inşallah 8 Aralık'ta tüm meslektaşlarımı davet ediyorum. Ki meslektaşlarımla bazen yazıp da başkanım ücretli mi diyorlar. Ben asla bugüne kadar hiçbir programı ücretli yapmadım. Tekrar söylüyorum. Yani bunun iftar yemeği olsun, efendim söyleyeyim bunun motivasyon gecesi olsun, bunun eğitimleri olsun. Hiçbir zaman maddi karşılığı yapmadım. Ki yapmam da zaten. Odanın varoluş sebebi üyeden para almak değildir. Üye hizmet etmektir. Yani üyenin kendi parasıyla da gece bence bana göre çok doğru değil. Çünkü sen odasın, başkansın, seni seçmişler. Yılda bir defa da bu insanları davet etmek senin en doğal şeyin. Görev diyelim. Görevin. Yani görevini yerine getireceksin. Yani yılda bir defa o insanları mutlu edeceksin. İnsanlarla bir arada olacaksın. Yani o insanların en azından böyle bir beynindeki yorgunluğu dağıtmak. Bir birlik, beraberlik, birlik içinde. Bir arada. Yani ondan dolayı sizin aracınızdan tekrar söylüyorum. Herhangi bir ücret yoktur. Ki bunun paylaşımlarımda da yapıyorum. Yani üyelerimin herkesi davet ediyorum. Gelsinler benim misafirimler. İnşallah güzel geçeceğini düşünüyorum. Yani tekrar ifade edeyim. Sponsor olan firma ne sunuyorsa biz onu alıyoruz. Yani biz bunu kabul etmiyoruz. Şunu getirin deme hakkına da sahip değiliz. Çünkü zıtlaşamıyorsun sponsor olanla. Efendim ben bunu istemiyorum. Adam sana borçlu değil ki. Yapmıyorum dese ne yapacaksın? Yani bugün öyle bir gecenin maliyeti en kötü ihtimal 50-60-70 bin lirayı tutuyor. Hadi odanın da bütçesi yok. Benim de öyle bir imkanım yok. İster istemez sağ olsun sponsor olan arkadaşıma da teşekkür etmek istiyorum. Yani geçmişte sanırım bununla alakalı biraz eleştirilmiştiniz. Ha, yine şunu da söyleyeyim. Ben kesinlikle karşı değilim. Az önce bahsettik Urfa sıra geceleri. Gelsin. Urfa da bizim ülkemizin ya, bir hepsi bizim. Değer, evet kültürü, değeri. Buradan turlar düzenleniyor. Urfa'ya gidiliyor. Sıra evet. Gecesini izlemek için ne güzel ayağımıza geliyor. İşte efendim Elazığ'ın kültürü varken bu Elazığ kültürü zaten hiç şeyiz. Kültürümüzün başımızın tacı. Düğünlerde tabii düğünlerde birçok şeyde zaten o Elazığ kültürünü az çok yaşıyoruz. Yani bir Urfa veya Malatya, bir Antep, Diyarbakır hiç fark etmez. Evet. O kültürün buraya gelmesinin ne gibi bir zararı var? Zararı onu bilmiyorum. Var. Aslında Alper Bey eleştiri güzel bir şey. Tabii ki mutlaka eleştiri açığız. Ama gerçekten çok böyle hakaretli eleştiriler yaptılar. O beni çok çok incitti. Hayınsın dediler, işte bilmem nesin dediler. Ben de şöyle bir cümle kullandım. Ben Elazığlıyım. Elazığ'da doğdum. Dedem de, babam da, dedemin dedesi de biz Elazığlıyız. Yani benim sülalem de belli. Olduğum köy de belli. Ben hiçbir zaman bu şehre hain olmadım. Olmam da. Ama yani eleştiri tabii ki güzel şeyler. Ama böyle hakaret, incitici çok güzel şeyler olmadı. Yani paylaşım yapan arkadaşlarımıza da ben yakıştırmadım. Hatta bir iki tanesi de
Yani denk geldik. Dediler ki hakkını helal et. Biz sana yanlış yaptık. Ben de helal hoş olsun dedim. Yani şehir bizim. Burada işte efendim Urfa sıra gecesi olur, Elazığ sıra gecesi olur, Malatya olur, Adıyaman olur. Ki Elazığ sıra gecesi başka illere gitmiyor mu? Bu tepki aynısını onlar da mı göstersinler? Ya hep... Şöyle düzeltelim, ekran başındakiler hani kızmasın bize. Evet. Elazığ sıra gecesi değil, Kürsübaşı. Yani Kürsübaşı, Kürsübaşı neyse. Diyelim, evet. Yani bunlar da gidiyorlar başka illere. Yani orada tepki almıyorlar ki. Başkanım buradan fuarlara gidiyor. İstanbul, Ankara, İzmir'e fuarlara gidiliyor. Evet. Gidilmesin mi? Buradaki ürünlerimiz olarak mantığı boyutunu geçtim. Evet. Bizim buradaki ürünlerimiz tanıtılmasın mı? Bir İzmir'de, bir Ankara'da, evet. Bir İstanbul'da. Neden tanıtılmasın? Urfa'da gelsin. Yani ben şuna bakarım Alper Bey. Yani ben üyeme hizmet etmek için varım. Bana da kim hangi tekliften gelirse gelsin. Yeter ki benim kafama yatsın, meslektaşlarıma uysun. Ben kabul ederim kardeşim. Açık ve net. Yani bugün... Ben hiçbir ücret ödemiyorum. Tekrar söylüyorum. Şimdi ben kendim bir gece yapsam, kendi odamdan, kendi cebimden, vallahi haklılar. Derim ki kardeşim, yani doğru söylüyorlar. Ama velakin ben yapmıyorum. Sadece ben ev sahipliği yapıyorum. Meslektaşlarımı oraya getirip, meslektaşlarımla bir ikramda bulunmak, onları bir şekilde eğlendirmek. Bu sponsor olan firma bunu karşılayacak. Kalkıp da ben biraz önce dediğiniz gibi, bu değil bu olsun. Yani diyemezsin. Yani ondan dolayı ben... rahatım, Allah şahit. Vicdanen de rahatım. Meslektaşlarım çok çok mutlu. Yani en azından oraya geldikleri zaman teşekkür ediyorlar. Ben de keyif alıyorum onların güler yüzlerini gördüğüm zaman. Bu beni mutlu ediyor. Evet. Yani ne olursa olsun işte az önce de dediğiniz gibi deprem gördük. Pandemi gördük. Evet. Aslında bu kuaförler odası, tuhafiyeciler odası, kahveciler odası, tatlıcılar odası. Evet. Artık hani illa oda bazı da değil. Herkes elini taşın altına koyup da şu üstümüzdeki o artık milletin dilinde hayalet şehir olarak lanse ediliyoruz. Şöyle toprağın üstümüzden atılması lazım. Tabii ki böyle moral motivasyon organizasyonlarla biraz böyle kendimize gelmemiz lazım. Zaten kış ayında herkes evde, içeride, evet. Bazen geceler uzun, evet. Bazen böyle bir daraldığımız oluyor. Bence çok çok güzel bir adım atıyorsunuz başkanım. Şimdi başkanım herhalde son iki dakikamız uyarı geliyor. Evet, son iki dakikamız yavaş yavaş konuyu toparlayacağız. Hatta son sözü size bırakayım başkanım. Neler söyleyeceksiniz? Şöyle genel bir toparlayacak olursak. Yani şunu ifade edeyim. Ben tekrar ifade edeyim. 2014-2023 yıllarında insanlar yetkiyi bize verdi. Ben bu yetkiyi en güzel şekilde değerlendirmek için mücadele ederim. Yani gücümün yettiği kadar esnafımın yanında olurum. Ki her zaman da yanlarındayım. Hiçbir zaman telefonumu kapatmam. Hiçbir zaman esnaf aradığı zaman ulaşamadım diyemez. Ben bu işi gönüllü yapıyorum. Allah şahittir ki severek yapıyorum. Çünkü sevmezsem zaten gelip de aday olmam. Ondan dolayı ki Aralık 26'sında da inşallah çok güzel bir eğitimimiz olacak. Onu ifade edeyim. Nerede olacak başkanım? Tam netlik kazandık da isim vermeyeyim. Tamam. İsterseniz reklam olur gibi. Yani ilimizin çok güzel bir yerinde inşallah meslektaşlarımıza da gün boyu eğitimler vereceğiz. Ben burada tekrar sizin aracınızdan hem şahsınıza hem Kanal Fırat ailesine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Tekrar burada meslektaşlarıma 8 Aralık Cuma günü bütün meslektaşlarım ailesiyle gelsin. Ne olursa olsun eşleriyle gelsin. Bütün erkek kuaför arkadaşlarıma diyorum ki arkadaşlar yani bir defa eşinizi çocuğunuzu alın gelin. Yani tek gelmeyin. Ailenizle gelin. Çünkü aile ortamı olacak. Bunların oraya katılımı beni ve ekibimi çok çok mutlu edecektir. Tekrar ifade edeyim. Hiçbir şey istemiyoruz. Yani tekrar çünkü bunun niye üstüne gidiyorum? Bazen meslektaşlarımız WhatsApp'tan yazıyor. Başkanım ücretli mi? Değil. Hiçbir şey talep etmiyoruz. Onların orada olması... Saat ve yer? Yer adres reklam olduğu için çok girdi. Saat 8 Aralık akşam 7 Kral Palace düğün 19. salonunda. Evet. Yani hiçbir şey talep etmiyoruz. Bütün meslektaşlarımız ailesiyle birlikte benim misafirimdir. Ailelerle birlikte gelirlerse de İnşallah kazasız, belasız da mutlu bir akşamı bitiririz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz başkanım. Ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Yüreğinize sağlık bizi konuk ettiğiniz için. Biz de sizin aracınızdan da meslektaşlarımıza dilimizin döndüğü kadar bir şeyler aktarmak için mücadele ettik. Şeref verdiniz. Yolunuz açık olsun. Ederim. Allah razı olsun. Yüreğinize en azından hizmet eden herkesin emrine amadeyiz. Allah razı olsun. Evet, geldik programımızın sonuna efendim.
Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası'ydı. Bizler tekrardan kutluyoruz efendim. Ve kıymetli başkanımız, Kuaför Odası Başkanımız Sayın Nizamettin Türkoğlu'na da geldiği için teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Esen kalın.